Karadeniz'in incisi Batum'dayız. Evet, evet. Trabzon kızı olarak hemen şöyle havayı da şöyle içine çekelim. Herhalde, herhalde. Aynen, aynen öyle. Ya bir kere çok mutluyum burada olmaktan. Dediğim gibi Karadeniz kızı olduğum için de. Odam da denize bakıyordu. Vallahi oradan da ben bir sürü fotoğraflar çektim. Ondan sonra ama tabii direkt Batum'a indiğim için hani Trabzon'a inip gelmek isterdim ama vaktimiz olmadığından dolayı direkt buraya indim ama muhteşem değil mi ya? Konser öncesi yakaladık, hava da güzel. Evet evet, Allah'tan yağmur yok. Evet. Akşam konser var. Evet inşallah. Allah neler bekliyor sevenlerinize hemen. Neler sonra bekliyor? Polemiklere girmeden önce konseri konuşayım dedim. Bunlar polemik yaptıracaklar bana. Şöyle repertuarı tabii ki değiştirdim. Yani. Zaten hani şöyle repertuarımda olan Karadeniz şarkılarım, zaten türkülerim vardı. Onları bir tık daha çoğalttım. Açıkçası çünkü Trabzon'dan, memleketten, Rize'den bayağı bir gelenler var diye duydum. Bu yüzden de onlara hitap etmenin, kulaklarına hitap etmenin daha uygun, ağırlıklı olarak daha uygun peki, olduğunu düşünüyorum. Peki popçu Elif Karlı türkücü mü oldu şimdi yani? Hayda. Sen saklanma arkaya. normalde türkücü diyorlar ya, hani karıştırılıyoruz ya Karlılardan dolayı. Ama şey, ben zaten türkü acayip sevdiğim için sahnede bir yarım saatim türkülerle geçiyor. Süper. Ya şöyle baktığın zaman ne hissediyorsun? Ya ben zaten deniz görmem gerekiyor. Yeşillikle denizi görmeden edemiyorum ama İstanbul'da tabii ki deniz hani görme şansımız çok çok yüksek oranda ama ben maalesef hep bina görüyorum. Anadolu yakasında Ataşehir'de oturduğum için ama bahçede görsem muhteşem. Bir de ilde geliyor. Şöyle fırsat bulabildin mi? Gezebildin mi Gürcistan'ın içini? Yok. Şimdi bu benim 4. gelişim. Öncelerinde bulmuştum. Gezdiğim için zaten cuma geliyoruz, akşamını dinleniyoruz, cumartesi konser günü oluyor. Böyle röportaj yapıyoruz sizin gibi cici arkadaşlarımızla. En son bir ay önce falan görüşmüştük herhalde. Ne yapıyorsunuz bir aydır, neler yapıyorsunuz, bir aydır, keyifler nasıl? Çok şükür çok iyi. Efil Efil'in ekmeğini yiyorum. Efil Efil esiyor zaten. Efil Efil şarkımızın biliyorsun Murat Sağır'a aitti. Serkan Kaya ile birlikte sağ olsun Polat Yağcı. Hı-hı. Onların ekibinde olmaktan aşırı mutluyum gerçekten. Pol Production'da olmaktan dolayı. Ve şey, samimi bir ortam. Hani hem abla hem arkadaş gibiyiz hepsiyle ve desteklerini acayip hissettiğim bir ilk, uzun zaman sonra bizim oranın adetlerinden sonra hani o prestijden sonra ilk defa hissettiğim, çok mutlu olduğum bir dönemdeyim ben. Çünkü artık çoluk çocuk büyüdü anacığım, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bak benim yaşıtlarım doğuruyor, yeni büyütüyorlar. Ben neredeyse torun tombalak sahibi olmadan... Erkenden hallettim o işi. Hallettim canım, Allah onlara kolaylık versin. Onun için torun bakmadan önce de dedim bir iki şarkı da attırayım. Ondan sonra özenciyi de bir de öyle yaparım ben. Müziği tabii bırakmak gibi bir yok, şey hayır, düşünce yok herhalde. Ben müziği hiç bırakmadım aslında. Ben sahneye hep devam ettim. Hep Gürcistan'daydım, Montenegro, Makedonya. O yeni. Siz onu bilmiyorsunuz. Hemen yanımda yapmışlar. Sınırın tabii. Donya'dan sonra. Ondan sonra dediğim gibi şey, ekmeğini yiyorum gerçekten ve... İnsanlar yani birçoğu insan en azından Efil Efil'i biliyor, döndüğümü biliyor. Bizim müzik piyasası en azından şöyle Elif Karlı artık tekrar geldi. Sahnelerde. Evet, zaten sahnelerdeydi ama. Sahneler dedim ama ortalarda değildim. Bir de biliyorsun sosyal medya denilen aynen şey öyle, iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bazen çok iyi, bazen de çok kötü ama onun da faydasını görüyorum. Şimdi hemen o zaman ben o konuya değineyim. Hadi değin. Ciddi bir konu var gündemimizde. Trabzon kadını olarak soruyorum, hı hı, size. Mehmet Akif Alakurt var, oyuncu biliyorsunuz, duyuyorsunuz. Instagram'dan, sosyal medyasından bir açıklama yaptı Türk kadınlarıyla alakalı. Ne zaman yaptı? Bak o kadar uzak kalmışım 2-3 gündür tabii. Daha dün yaptı. Hemen dedim ya ben ekmek yerken unutmuşum demek. Hemen ben şöyle. Söyle bakayım. Türk kadınları anca yiyicidir diyor, yani para yer, başka para bir yer, şey yapmaz diyor. İşlerine geldiği gibi davranır. Ondan sonra işleri bitince de ayrılığı seçerler vesaire vesaire. Yani Türk kadınlarını yeren böyle bir açıklama yaptı ve yeni nesile de dikkat edin diye bir uyarı yaptı. Vallahi yeni, bayağı da tepki yeni aldı bu. Yeni nesile söylenecek hiçbir şey yok. Benim de evlatlarım yeni nesil. İkisi kızım biliyorsunuz hani ya da bilmiyorsunuz stajyer avukat, avukat olma yolunda. Kimse kimseye böyle ahkam kesmesin. Yani biz ünlüyüz diye milletin karısına, kızına
O da bir annenin evladı. Bu yüzden fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Annesi veya kız kardeşi bu şekilde mi? Şimdi ne görürsen onu kusarsın aslında. Aynen. Özür dilerim. Çok sevdiğim bir oyuncudur aslında ama şu saatten sonra eğer böyle dediyse, şimdi ben duymadım, dinlemedim. Senin ağzından söyle. Kendi sosyal medyasında birebir açıklaması tamam, var. Tamam. İşte bazen yanlış, bilinçli olarak talihsizce açıklamalar yapıyoruz. Çünkü oraya yazdığımız yazılar düşünerek yazdığımız yazılar. Hı-hı. Onlar biziz. Sert. Ama senin bana burada sorduğun hı-hı bir soru, benim aniden bir cevap veririm. Ben derim ki orada ya ben onu demek istememiştim. Çünkü ani geldi bana bu soru. Evet. Ama o evet bilinçle yapılmış bir şey. İşte bazen böyle geri planda kaldığımız zaman biz ünlüler bir şey yapmak için yani Türk kadınlarından da bayağı bir tepki aldı şu işte an. İki gündür, son iki tamam, gündür. Tamam işte Türk kadınları da akıllı olacaklar. Kendilerini gösterecekler nasıl kadın olduklarını. Mehmet Bey de artık herhalde kendisine bir artık ecnebi eski dille bulur. Mutlu mesut olur, geçinir. Çünkü yurt dışındaki kadınlar çok güvenli. Ya şimdi bazı oyuncular böyle açıklamalar yapıyorlar. İşte birkaç tane kadınlar hani bu DM'den evet mesajlar atan işte o 2-3 kadınla karıştırılmamalı. Özellikle mesaj attılar mı DM'den mesaj? Şey kadınlar mı? Evet. Ne yaptılar mı? Mesaj geldi mi eşinize? Eşime? Evet. Cengiz'in Instagram'ını atıyorlardır herhalde diye düşünüyorum ama ben böyle şeyin peşine düşüyorum. Ben 25 yıllık evliyim. Oturup da şimdi Cengiz Karlı'nın eğer Cengiz Karlı da zaten Instagram'dan yani sosyal medyadan cevap verecekse ki asla öyle bir adam değildir. Görseniz ne yaparsınız peki? Engelliyorum. Spamlıyorum yani olmuşluğu falan. Olmuşluğu var o zaman. Engelliyorum. Ay vallahi hatırlamıyorum. Vardır herhalde. Vardır. Telefon numarası. Öyle mi ama vardır çok yardım istiyorlar. Ha, ha. Yani çok umursamıyorum anladın mı? Kız gelmiş 23 yaşına. Ayıp da artık yani. Ayıp da. Bak Karadeniz'deyiz daha. Hemen o Karadeniz damarı çıktı ortaya birden. Hep var o bende. Sağ olsun o damarım benim. Ama DM falan deyince o damar bir hopladı yani. Ya kadınlar bize bak kadınlar diyoruz ya bazen kadın kadının düşmanı oluyor. Ben buna sinirleniyorum. İşte onu hapse sokturuyor. Hı-hı. Aslında ben kimseye düşman değilimdir. Çok uzağım. Çok uzağım. Hı-hı. Yani keşke müzik camiasından ve sanat camiasından yakın arkadaş olmadığım olsaydı. Yani hepsiyle çok yakın arkadaşım. Evet. Keşke olmasaydım daha sivri konuşabilirdim. Ama çok yakın arkadaşlarım olduğu için konuşamıyorum. Ama kadın kadının düşmanı olmamalı ki biz düşmanımız olunca bak böyle kendini işte bilmez iki şey böyle açıklamalar yapar. Ki bak ne kadar saygı duyuyoruz. Akşamları diziyle hayatımıza giren insan bunlar. Evet. O zaman biz de oturalım Türk erkeklerini neler yaptığını, bize DM'den nasıl koşarak neler teklif ettiğini. Aman kadınlar Türk erkeklerine mi yapalım, ne yapalım? Ayıptır. Anlatabilir mi? Şimdi de şöyle bir gerçek var. Bazı oyuncular böyle açıklamalar yapıyorlar Instagram'larında veya sosyal medyalarında. Ondan sonra hacklendim vesaire diye çok tepki alınca böyle bir çark etme durumu da var. Konuya nasıl bakıyorsunuz? Hackçi bunu yapmıyor ki. Ne yapacak? Hackçi otur. Hackçi başka şey. Hackçi ne demekse. Hacker. Hacker. Yani onu yapmıyor. Onlar başka türlü bir şey yapıyorlar. Korkutucu bir şey koyuyorlar. Ya ben hayır böyle bir çark etme şeyleri oluyor ondan sonra. Size doğru mu dürüst geliyor mu size hayır, bunlar? Hayır tabii ki gelmiyor. Arkasında olacak. Evet ben bunu dedim ama şu sebepten diyebilir. Hı-hı. Hani bu nedenden dolayı yani bir şeylerin arkasına sığınıp da mutlaka bir nedeni vardır bu açıklamasında. Vallahi senden duyduğum için çok söylüyorum. Sert bir açıklama baktığınız zaman bir kadın tarafından bakıldığı ayıp zaman. Ayıp etmişsiniz şimdi. Sayın Mehmet Bey. Peki Elif Hanım ben bir soru soracağım. Birçok ünlülerin şu dönemde sizde ünlü çocuklarınız var. Ünlülerin çocukları böyle çok göz önünde olmaya başladı magazinde. İşte Demre Sembel'in kızları, işte Hamdi Alkan'la Seren Göksel'in kızı mesela. Hı-hı. Yani hem de biraz da böyle hani nahoş da görüntüler tercih oluyor. Tercih meselesi bu. Bu istekle alakalı bir şey. Ben ne kadar albüm yapıp sizlere işte hizmet sunmak istiyorsam bu da onun gibi bir şey. İstesem yapmam hiçbir şey. Otururum. Demek ki ben de bir göz önünde olmak yani ebeveynler istiyorum. Çocukların reklamını mı yapıyor bir şekilde? Onu bilmiyorum. O çocukların tercihidir. Ben çocuklarımın resmini koyardım. Sosyal medyama bazen mesela işte TBT falan bana okuldan mesaj atarlar. Anneciğim lütfen siler misin? Yani benim çocuklarımı çok zor görürler. Anca mezuniyet, çok özel, yıl dönümü. Yani bu tercihle ben çok istiyorum onlarla resim çekeyim. Hayır yapıyorlar. Yani şimdi burada olsalar yalvarsan gelmez bu röportaja. Dediğim gibi bu
yapıyla alakalı bir şey. Onlar sevmiyor böyle şeyi. Onlar seviyordur. Nasıl biliyorsun mesela Defne Sami'nin kızları sürekli göz önünde. Hem de biraz böyle hani açık kıyafetlerle. Onlar kendi yani onlarla Defne Hanım'ın tercihi. Onun yani anne şöyle bak daha bir toparlayacağım. Yalnız bir şey söylemek istemiyorum. Kızların da tercihi bu. Seviyorlar demek ki. Hani çünkü bir şekilde herkes bu piyasayı seviyor. Bizim piyasamız rengarenk gözüküyor dışarıdan. Ama bir giren yanıyor. Bir de çıkan yanıyor zaten o ayrı. Ama bu belki Defne'nin tercihi değildir de kızların tercihidir. Söz geçiremiyordur. Ama bu ebeveynlerin biraz yetiştirme tarzıyla alakalı bir şey mi acaba? Yetiştirme tarzı peki derken siz de işte, çocuk yetiştirdiniz sizinkiler mesela hiç şimdi yoklar. Şimdi şöyle bir şey var. Ayrılan anne babanın çocuğuyum ben de. Hı-hı. 12 yaşında ayrıldı. Annem evlendi. Babam daha sonra evlendi. Benim bir sürü kardeşlerim var şu anda. Ablam kardeşim falan kalabalık bir aileyiz normalde. İşte ayrılan anne babanın çocuğu olduğu zaman iki farklı. Yani çok göz önünde olup başka bir yola sapabiliyorsunuz ya da daha mütevazi bir hayat. Ben mütevazi bir hayatı seçmiştim annem babam ayrıldığında. Okumayı seçtim. Hatta öğretmen olacaktım ta ki evlenene kadar. Evlendikten sonra şarkıcı oldum falan falan. Ben oturup burada kendimi övmeyeceğim ama bu tamamen senin yaşam tarzınla alakalı bir şey. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben gördüğüm zaman sayfamı geçiştiririm. Allah yardımcılar olsun. Çünkü gelecek diye bir şey var. Evlenecekleri insanlar, saygı duyulmak diye bir şey var. Biz saygı duyurtmayı unuttuk hayatımızda. Evet. Zorla saygı duyurtmaya çalışıyoruz. Halbuki yaşam tarzlarına bir nebze olsa dikkat etsinler. Ben de evimde giyiniyorum askılı, açık bilmem ama sen beni görsen ne olur, bana ne katarsın. 10.000 TL fazla para kazansam ne olur mantığında 20 yıldır hiç olmadım. Şimdi şöyle 10 santim yırtmaca bakardı. Bir de böyle de bir şey var maalesef. Evet o da güzelmiş. Şimdi şöyle bir dolaştıracağım döndüm, sizi he. Ama önce bir şey sormak istiyorum. Hemen son gündemde tabii kulaktan kulağa da çalkalanıyor. En son işte haberlerde de vesaire. Ay gene bir şeyler var. Demet Akalın'la Alişan barışması. Ben onu 3 gün sonra duydum. Ya Demet. Ya biz evde de bunu konuştuk. Hani Cengiz'le de konuşuyoruz falan böyle. Demet şimdi benim çok yakın arkadaşım. Alişan keza. İşte benim oğlanın sünneti oluyor. Onu çağırsan o gelmiyor. Onu yani bunun gibi de bir sürü olaylar. Biz o kadar ufak bir camiamız. Evet. İnan ben hiç küslük taraftar değilim. Ben hayatımda hiç kimseyle küs kalmak istemiyorum aslında da. Buna ne diyeceğiz biliyor musun? Demet Akalın bu. Yani diyecek bir şeyim yok. Hani... olabilir insanlar küs ama eğer bir inat uğruna da olduysa yani şimdi isim vermeye gerek yok belki de ama işte neden biliyor musunuz Karadeniz'in farklı soğuk ama böyle başka bir şey vardır benim klibimi seyrettiyseniz evet seyrettiyseniz hiçbir espri yok klipte. Buz gibi bir havada aynı böyle korkunç bir dalga yakaladık Kemal Başbuğ'yla biz 4 gün boyunca araştırdık. Yağmur olmayan puslu havayı nasıl bulacağız? Resmen herhalde bizi dinledi. Sevgili Allah'ım seviyor bizi. Resmen biz o havayı bulduk. Bir tane battaniye ile çektiğimiz bir klipti ve farkı hem soğuk hem bir aşık kadın, yalnız kadın çünkü Karadeniz kadını kuvvetlidir. Bak Türk kadını kuvvetli kadındır. Aynen. Onurlu kadındır. Ben orada yalnız klibi çekmeyi tercih ettim çünkü ben oyum. Ben gidip atıyorum, ben tabii örnek vermek istemiyorum kendi evliliğimden ama ben öyle bir kız da olmadım, kadın da olmadım. Yani Cengiz'e nispet yapıp da haydi eller havaya ben bugün çok eğleniyorum. Bu gece kulüpte yapmam. Ben de öyle bir yalnızlığı tercih ederim, kaçarım yani. Onun için bence dediğin gibi başta biz bir açığı kapattık. Devamı da gelecek. Devamı tabii ki gelecek. Şimdi yeni bir şarkım var, Yürü Yakulum klibi gelecek. O da çok güzel böyle farklı bir esintileri olan. Sonra gene bir Karadeniz. Neden tercih edildiği de aklıma geldi. Çok duygusaldır slow şarkıları Karadeniz'in ama. Evet. Çok ağlatır. Çünkü pop müziğinde arabesk var. Bütün bir bakarsanız yani işte Merve Özbey okuyor, Simge Sağan okuyor. Hani hepsine bir baktığında kökenine hepsinde bir arabesk esintisi var. Ama Karadeniz türkülerinin slowları bambaşka başka bir yere bir götürür insanı. Aynen öyle. Direkt Karadeniz'e İçini, götürüyor zaten. İçini yağını eritir. Yani işte nerede Davut Güloğlu'nun okuduğu, işte
Ben eskileri dinledim de biz çok dinledik bu şarkıyı bulana kadar. Karadeniz'in kıyısına getirdim ilham gelsin diye. Yeni şarkılar çıksın. Yazıyorum diye. Karadeniz'den yeni şarkılar çıksın şöyle. Karadeniz şarkıları, türküleri. Güzel, ben de rahatsızım kusura bakmayın da. Güzelliğine bir bakar mısın yani? Şimdi konumuza dönersek Elif Hanım. Şimdi iddialı tekrar güzel şarkılar geliyor. Yazsa evet. Doğru mu gelir yoksa bu kış bir Karadeniz türküsü veya da şarkısı gelir mi? Şimdi Efil Efil'den de haberim yoktu. Ben normalde ikinci klibi Yürü Yakulma çekecektim. Efil Efil geldi. Şimdi ben ne desem? Olmaz. Olmaz. Yani bir bakarsın bir hafta sonra öyle güzel bir Karadeniz türküsü gene gelir. Ben gene kalırım. Hemen stüdyoya gireriz. Gene okuruz. O zaman sevenleriniz yeni sürprizler beklesin. Ya inşallah. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ben şöyle Karadeniz'in senin sularıyla sizi baş başa bırakayım. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Haydi, sana selametler. Şöyle denizin kıyısına getirdim ilham gelsin diye. Yeni şarkılar ya, çıksın. Yazıyorum diye. Karadeniz'den yeni şarkılar çıksın şöyle. Karadeniz şarkıları, türküleri. Güzel, ben de rahatsızım kusura bakmayın da. Güzelliğine bir bakar mısın yani? Şimdi konumuza dönersek Elif Hanım. Şimdi iddialı tekrar güzel şarkılar geliyor. Yazsa evet. Doğru mu gelir yoksa bu kış bir Karadeniz türküsü veya da şarkısı gelir mi? Şimdi Efil Efil'den de haberim yoktu. Ben normalde ikinci klibi Yürü Yakulma çekecektim. Efil Efil geldi. Şimdi ben ne desem? Olmaz. Olmaz. Yani bir bakarsın bir hafta sonra öyle güzel bir Karadeniz türküsü gene gelir. Ben gene kalırım. Hemen stüdyoya gireriz. Gene okuruz. O zaman sevenleriniz yeni sürprizler beklesin. Ya inşallah. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ben şöyle Karadeniz'in senin sularıyla sizi baş başa bırakayım. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Haydi. Sana selametler. Yoktur. Gönlü hasan verdi refkan.
kulağımın sesi. Bir bilebilsen, bir görebilsen. Gözlerim kapıda, kulağımın sesi. Bir bilebilsen, bir görebilsen. Hasreti bölerken uykularımı, sevgisiz sandım. Thank you.